Başkanımız. Sayın Başkanımız. İyi misiniz? Nasılsınız Sayın Başkan? Teşekkür ederim. Çalıştıkça daha da iyileşiyoruz Sayın Başkanım. Cumhuriyet Meclisimizin çok saygıdeğer başkanı bizleri kabul etme lütufu inceliğinden dolayı sizlere teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsü olarak sizlere hem nezaket hem tanışma her nasıl ifade ederseniz edin. Hem ziyaret edelim, hem tanışalım, hem de her zaman gıyaben dosu daha gelmeden her zaman arkamızda hissettiğimiz ve hissedeceğimiz desteğinizi göreceğimizi bilerek, umarak, düşünerek buralara geldik. Sizlere de müşerref olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ya İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kampüsü olması bir defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bir şanstır, bir gerekliliktir. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi büyük bir markadır. Bu markanın burada da olması elbette çok sevindiricidir. Tabii ki üniversitelerin yerine getirmesi gereken birçok hususlar vardır. Eğitim kadrosu, öğretim elemanları, diğer bir bilimsel yönleri fevkalde önemlidir. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nde böyle bir sorun kesinlikle olmaz. Dolayısıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İlim Üniversitesi, işte Anavatan Türkiye'de bulunan üniversitelerin birçok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kampüsleri vardır veya uzantı şeklinde burada üniversiteler kuruyorlar. Bunlar sevindiricidir. İstanbul Teknik Üniversitesi başında ifade ettiğim gibi bizler için bir şanstır, öğrenciler için bir şanstır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteler merkezidir. Bu sizin de bu kervanda olmanız elbette bizleri mutlu etmektedir. Öğrencilerimiz inanıyorum ki sizi tercih ederler, sizin okulunuzdan yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmayı tercih ederler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mezuniyeti daha fazla bir güven veren bir okul ismidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki eğitim alanında bayağı ileri çıkmış durumdadır. Bu eğitim elbette hataları yapmadan devam etmelidir. Yanlışlar olmadan devam etmelidir ki rağbet devam edebilsin. Gerek 3. Dünya ülkelerinden, gerek anavatan Türkiye'den, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok rahatlıkla, gönül huzuru içerisinde üniversitelerimizi tercih etmeleri gerekmektedir. Uygun ortam neyse siz gerekeni yaparsınız. Devletimiz de yapar, Milli Eğitim Bakanlığımız da yapar, hükümetimiz de yapar. Cumhuriyet Meclisi olarak bizim üzerimize düşen bir görev varsa biz zaten her zaman yanınızda oluruz ve devam ederiz. Birlikte devam ederiz. Türkiye'nin üniversitelerinin burada kampüs açmasını her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. İstanbul Teknik Üniversitemizin 250. yıl dönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin de 50. yıl dönümü. Bunlar 40. yılımız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılı. 40. yılı düzeltiyorum. Mutlu Barış Harekatı'nda evet. İşte 49 yılı tamamladı. 49, 50, 50. biraz. Yıla, evet, 50. yıla gidiyoruz. 50. yıla gittiğimiz bu dönemde son derece önemli bir periyotta olduğumuzun farkında, bilincinde olarak bunun gerekliliklerini de yaparak bir takım faaliyetlerimiz de olacak zaman içerisinde. Sizlere de bu üç tane güzel, artık tesadüf mü diyelim, tesadüfün bir araya gelmesinin doğuracağı güzelliği de muhtemelen Kasım ayındaki bir güzide, belki de birden fazla güzide, hatta iki tane, biri akademik, biri kültürel faaliyetle paylaşma imkanımız olacak. Sayın Başkanım, o zaman sizlerle de tabii ki bunu paylaşacak olmanın
mutluluğu ve kıvancını şimdiden söyleyebilirim. Ayrıntıları sizlere tabii ki arz edeceğiz yeri gelince. Biz de katılacağız diye inanıyorum. Yani neyse de o günler gelsin. Tabii ki üniversiteniz bizim için önceliğimiz olur. Programa göre mutlaka ayarlayacağız. Sizler yeter ki etkinlikler düzenleyin, mezuniyet törenleri düzenleyin, hemen hemen katılıyoruz. Birçoğuna katılıyoruz yani. Çok azdır, katılmadığımız çok az bir kısım var. Sizlerin de yapacağınız faaliyetler gerek, mezuniyet törenleri mutlaka bizim ilgi alanımızın içerisine girer.